Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ordu'da hayalimdeki çiftliği buldum arkadaşlar. Tam benim düşündüğüm yeri tasarlamışlar. Neredeyiz şu anda ustam? Atabeyoğlu çiftliği. Ordu, Hakan ve Gökhan Atabeyoğlu'nun çiftliği. Evet. Sizi tanıyalım. Benim adım Ümit. Ben buranın bakımıyla ilgileniyorum. Evet. Bakacak yer çok. Evet, çok. Hayvan çok. Arkadaşlar, kümesler az önce videodan önce ben biraz gezdim. Gez bitmiyor. Tam hayalimdeki gibi tasarımıyla olsun, içerisinde beslenen türlerle ilgili olsun. Harika bir yer. Gerçekten de Ümit Bey'in ellerine sağlık. Dört dörtlük çok güzel bakmış gerçekten de. Buyurun geçelim istiyorsanız. Tabii, buyurun Ümit Bey. Evet, şimdi şöyle girişi arkadaşlar. Şu yeşilliğe, şu güzelliğe bakın ya. Bunların ama hepsi emek, öyle mi Ümit Bey? Tabii ki. Emek olmadan olmuyor. Yani şuradaki diyor çiçeklerin her birinin dibini tek tek bakıyoruz. Şuradaki yeşilliğin çim biçme makinesiyle. Evet. Yani bu emek olmadan, bu bakım olmadan bu güzellikler olmaz. Tabii. Şuna bakın arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Beşler bizi bekliyor. Evet, Brahmalar arkadaşlar, şu güzelliklere bakın. Allah Allah. Rüya gibi. Çok güzel gerçekten de. Şimdi birinci yerimizde neler var bakalım. Açalım şöyle daha bir yakından. Burada Brahma, Buf Brahma dediğimiz kesler. Burada tabii hindi de var. Bir oroz hindimiz, bir de iki dişi hindimiz. Hindiler ekstra yer olmadığı için mi? Yani tavuklarla beraber yaşayabiliyor. He, sıkıntı yok. Kapılarını açıyorum. Burada işte yeşillik var. Ha, baba geliyor baba. Gel evet, şöyle evet. Bir baba. Bende de hindi vardı. Hindi güzel bir hayvan ya. Evet, güzel. Ben seviyorum ya. Oh, 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 oh. Babacım sakin. Babacım tamam, sakin. Bir şey yapmıyoruz. Biraz asabi. Tamam. Saldırıyor mu? Korumacı, evet. Vallaha mı? Bismillah. Bir arkadaşlar geri. Bak, brahmalar güzel. Kaç çeşit var brahmanın? Brahma 6 çeşidimiz var. 6 çeşit var da evet. Bu arkadaş... Arkadaşlarımızı uzaklaşalım. Evet. Tamam. Hiç iyi duymuyor. Bizi dışarı attı. Evet. 6 çeşit brahma var. Evet. Maşallah. Çok güzel. İşte burada feliklerimiz var. Çıkardığımız, kuşlu makinesinden çıkardığımız farklı brahma çeşitleri, süsekler. Arkadaşım dark brahma. Evet, dark brahma. Dark brahmanın buff brahma olsun. Diğer brahma türlerinden light brahma. Az sonra tüm setleri gezeceğiz. Tüm kümesleri gezeceğiz. Maşallah. Çok. Makineler sürekli çalışıyor. Makine de var. Kuluçka makinesi de var. Tabii. Onları da göstereceğiz. Evet. Burada süsekçilerimiz var. Speklet süsek. Evet, süsekçilerimiz. Bunun beyazından beslediniz mi? Evet. Beyazı da oldu değil mi? Asıl böyle beyaz süsekten. Evet, vardı. Speklet. Bu da ayrı bir güzellik. Ya bir susun ha, bir susun arkadaşlar. Bu konuşturmuyor. Aha. Burada denizlerimiz var. Şimdi az önce video öncesinde geldiğimizde peş peşe ikisinden de güzel bir ötüş almıştık. Hadi bakalım. Allah'ına kurban. Bizi kırmadı sağ olsun. Güzel bir ötüş. Şu arkadaşın ötüşü daha uzun. Evet, değil daha mi? Uzun. Daha uzun. Bendeki de rengi buna yakın. Bundan da vardı. Bu renkten de vardı. Kaybettim. Denizli çok hassas. Biz yani çok kayıp yaşıyoruz. Sizde öyle bir şey var mı? Burada kayıp olmuyor. Denizli'den olmuyor. Ha, tamam. Belki hava şartlarından. Hava şartlarından. Şimdi bugün bunu da yer yer değineceğiz. Mesela bizim orada yaşatamadığımız, çok kaybettiğimiz canlılar var. Hava sıcak. Burada da soğuktan dolayı zannedersem besleyemediğiniz türler var. Aksine Denizli'nin burada daha dayanıklı olduğunu gördüm. Diğer ırklara göre. Diğer ırklara göre daha dayanıklı olduğunu gördünüz. Evet. Biz de çok kayıp yaşadık ya. Yani o kadar civciv yarka büyüttük. Anaç hale gelirken bir hastalık musallat oluyor. Kaybediyoruz. Bak güzel. Maşallah. İki tane de rengi var. Beşler. Bu brahmaların yeri mi böyle? Evet, brahmaların yeri. Light. Maşallah. Genç light brahmalar.
Çok güzel. Beijing'de iki tür. Evet, beyaz ve turgu rengi. Maşallah, bir de şey çok daha. Yani. İçeride de var, yarısı içeride. Daha bu yarısı içeride mi? Evet. 50 tane var mı? Vardır, evet. Yumurtalar? Yumurtaları şimdi topluyoruz. Her yer yumurta. Evet. Bunlar bazıları ortalıkları yumurtluyorlar. İçeride aslında sepetleri var yumurtalı. Yumurtası farklı ha. Yumurta kalın. Kabuk. Ha, bunun kabuğu kalın mı oluyor? Çok kalın, evet. Öyle yere atsan kırılmaz yani. Ördek yumurtası mesela öyledir benim bildiğim. Yok, ördek yumurtası. Ördek yumurtası yedin mi? Yedik, evet. Ondan daha mı kalın? Kalın, ondan daha kalın. Kasın! Kasın! Maşallah. Aha bak. Maşallah. Bunları sürekli makineye koyuyorsunuz mu, ara ara mı? Ara ara, mesela bu sene çıkartmadım bunlardan. Geçen sene de çıkartmadık. İşte gençleştiriyoruz. Yani bir sene sonra belki gençleştiririz. Ama çok gürültücü ya. Çok gürültücü ama çok et olarak da çok lezzetli. Mutlu olarak da lezzetli. Evet. Bir yandan da çok dayanıklı hayvanlar. Evet. Abi ne dediğimiz anlaşılmıyor sana. Şimdi burası... Beş tavuğunu beslemek için uygun bir yer. Fındık bahçelerinin içerisinde, komşu yok yakında. Şimdi bana da çok besle diyenler oluyor ama ben besleyemiyorum. Çünkü sağımda solumda bir sürü komşum var. Bunların gürültüsünden ben bu yumurtaları aldım ama. Afiyet olsun mu bana? Afiyet olsun tabii ki. Evet. Merak ediyorum, hiç yemedim yani beç yumurtası. Lezzetli normal yumurta. Çok protein yüksekmiş. Protein olarak da. Tamam. Tamam, beç yumurtalarını ben bir deneyimleyeyim bakalım. Arkadaşlar bakın, az önceki gezdiğimiz kümeslerin arka kısmı, civcivhanesi. Şuna bakın arkadaşlar. Ümit Bey, elinize sağlık. Teşekkür ederim. Tertemiz. Bakın arkadaşlar, görüyor musunuz? Dört dörtlük civciv ana kucakları. 1, 2, 3, 4. Maşallah. 3 tane cimukanın. Kaçlık bunlar? 350. 350'lik makinası var. Kombine galiba. Evet. Kombine çıkan, kümeslerden çıkan yumurtalar buraya konuyor. Maşallah. Her tür var. Evet, o yani. Şimdi aşağıda görüyorum. Yani şimdi hemen bu civcivlerden fark etmişsinizdir. Fizanlar falan. Hocam fizanlar nerede? Fizanlar şimdi diğer kümesler içerisinde. Brahmalar olsun, sultanlar olsun. Çok güzel. Devam edelim. Buyurun. Arkadaşlar gez bitmiyor. Özellikle de şu kısım, şu yapı, ben hayalimde böyle tasarlamıştım. Ama şöyle söyleyeyim, bu benim hayalimin ötesinde. Nasıl diyeyim? Ben böyle sadece ön kısmını hayal etmiştim arkadaşlar. Bu öyle bir güzel tasarım yapmışlar ki çift yönlü. Evet. Yani bir taşta iki kuş, tek bir bina yapmışlar. Ortadan ikiye bölünmüşler, hem aşağısı hem yukarısı. Harika bir tasarım. Ben hayalimi buna çevirebilirim. Yani yaparsam böyle yaparım kesinlikle. Şimdi ayrıntılı gezeceğiz. Şimdi burada devam ediyoruz. Bu kısımda ördek kas. Evet, ördek kas. Aa, ızgaralı, ne güzel. Evet. Ne güzel. Biraz burada büyütüyoruz. Sonra öbür tarafta daha büyük anahtar var. Onların yanına koyuyorum. Bunları da mı ara ara yumurtalarını koyuyorsunuz? Her zaman değil. Yani ara ara, evet. Ara ara, evet. Bu şekilde. Kompon ördeklerimiz var. Aa, işte orada. Şimdi kompon ördeklerin, ben anahtarını az önce gördüm arkadaşlar. Şimdi onları görebilecek miyiz? Tabii ki görürüz. Aşağı tarafta. Burada bir adam mı bu? Evet. Adam geliyor. Çinkazı. Burada da bir yer var. Bura ne? Burada da ayrı bölüm. Tavukları koyduğumuz ayrı bölüm. Arkadaşlar dizayna bakın. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Sistem bakın, tavalı değil mi? Şu alt kısmından. Evet. Buralara ızgaralı açıyorsunuz. Bizi burada harika bir gümüş fizan karşıladı. Maşallah. Adama bak hele. Adamın yakışıklılığına bak. Tavuğu nerede? Tavuk da arkada mı? Ay maşallah. Maşallah. Gümüş fizan. Bulmak zor.
Gümüş fizan gerçi hani hep rahibe fizan genelde çoğunluk. Da rahibe fizan var herkeste. Gümüş fizan zor bulunuyor. Değerli bir ırk. Sizde de böyle bir tane, iki tane mi var? Evet, iki tane var da yavrularımız var. Bunları çoğaltmaya çalışıyorsunuz. Evet evet, çoğaltıyoruz. Zaten günlük yumurta alıyoruz bunlardan. Hı hı. Aha, yumurtası da var. Bunları dört dörtlük koyuyorsunuz. Koyuyoruz. Evet. Civciv olarak çıkıyorum. İyi, inşallah çoğaltırsınız bunlardan. Tamam. Şimdi burada gümüş sibrit. Gümüş sibrit, evet. Bizde bunun goldu var. Gümüşünü de çok söylüyorlar. Hocam sen de gümüş sibrit yap diye. Çok güzel. Lacet desenler, bakın arkadaşlar. Gümüşü de çok güzel, maşallah. Niye iki tane az? Niye iki tane az? Çoğaltacağız inşallah. Bu da çoğaltılacak. Bunun altın zibriti var. Ha, sizde de aynı bunun. Goldu, evet, altını evet, çok evet, bundan. Evet. Aynı bendeki gibi. Evet. Burada bir portakal mı desek? Evet. Kıvırcık fidan var. Ha, yanındaki de kıvırcık mı? Evet. Onlar kıvırcıklar daha 3 aylık, 4 aylık. Arkadaşlar şunlara bakın. Kıvırcık fizan. Biri siyah, biri kırmızı. Vay be. Allah Allah. Fizanın kıvırcığı. Evet. Burada da var yarka çok. Burada işte Brahma var. Aha. Sisex. Yine burada Serikçice koşunlarımız var. Serik olarak. Aha. Aynen. Burada da var. Burada büyütüyoruz. Evet. Ondan sonra yukarı alıyoruz. Aha. Sonra burada... Evet, her yerde göremeyeceğimiz bir tür. Evet, orman tavuğu ve ponix olarak geçiyor bunlar. Ponix arkadaşlar, bakın. Vay be. Kuyruğun güzelliğine bak. Bunun kuyruğu daha da mı uzuyor usta? Evet, daha da uzuyor. Normalde daha da... 1 metre, bazı yerlerde 1,5 metre olanlar da oluyor. Yani. Evet. Ortalama 1 metreye kadar uzuyor. Boyu bunun bu kadar değil mi? Evet. Tavuklar daha da küçük. Ya tavuklar, evet. Tavuklar bak. Bakın arkadaşlar. Bakın tavuklar daha da küçük. Poynix. Orman tavuğu. Vay be. Bu da 2+1 şeklinde. Evet. Aa, burada rahibe fizan var. Evet, burada da podo rahibe fizanlarımız var. Evet, maşallah. Podo çok güzel. Kar gibi kafaları, çok güzel rahibe fizanları. Aynen. Yine yarka. Allah'ım, her yer civciv ya. Evet. O kadar çok ki, yani yüzlerce civciv var arkadaşlar. Buradaki türlerin civcivleri yani. Şu Denizli bak. Evet, evet, Denizli. Denizli. Yani ben de beslediğim için artık civcivinden tanıyorum yani. Burada tavşan, tavşanlar var. Asıl tavşan kümesi aşağı. Dışarıda. Onu orada o görüntüleyeceğiz. Burada sultan horozlarımız var. Fazla sultan horozlar var. Burada da hamburg. İki tane hamburg horozumuz var. Tavuğu? Yok. Var mı? Tavuğu yok. Arkadaşlar. Tavuk bekliyorlar bunlarda. Peki. Burada ne var? Burada da mı yine fazla burada var? Burada bir tane gold zibitimiz var. Horoz. Evet. Tamam. Damızlıkları buraya koyuyorum. Ya ben de bu fazla horozları bir yerlerde muhafaza etmeye çalışıyorum. Önemli bir koru. Çünkü sezonun ortasında horozunu kaybediyorsun. Evet. Horoz mu arayacaksın? Evet. Ne yapacağım? Mecburen bir yedek horoz bulundurmak gerekiyor. Ya şu ne ördekti? Amerikan ördek. Amerikan ördek değil de bu pompon. Pompon ördek, evet. Pompon ördekleri. Aha bak. Yavrular dışarıda geziyor arkadaşlar. Bakın. Büyüyen. Pazların, ördeklerin otlanma yerleri. Burası. Evet. Havuzları var burada. Bakın arkadaşlar. Havuzu var asmanın altında. Aşağıda mı kalmış? Girsek saldırımı falan var mı? Çok saldırı yok. Saldırı yok. Tamam, gezelim o zaman. Buyurun. Bakın burası da kaz ve ördekler için ayrı bir bölme. Hah. Şimdi biz de Amerikan fısfısı ördeği aldık. Ama bizimkiler küçük. İnşallah bizimkiler de böyle kafası kıpkırmızı olacak. Küçükken böyle olmuyor ama değil mi? Sonradan mı kızarıyor? Sonradan, evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar asıl benim bir beslemek istediğim bir tür var. Onu burada görünce çok sevindim ama Ümit kardeşimiz dedi ki, hocam dedi, aa şu ne küçücük. Bu angut ördeği diyorlar buna. Angut. Angut, evet. Evet. Hocam dedi, 2-3 tane yavru ancak alabildik. Bir yıl sonraya dedi, sana dedi sözümüz olsun dedi.
Şu pompon ördekler arkadaşlar, şu kafaya bakın şunları. Çok güzel ya. Arkadaşlar bakın. Bak kafanın üstünde. Ben Türkiye'de başka yerde görmedim. Vardır ama biraz zor bulunuyor. Ha, gezdiğim yerlerde. Evet. Canlı ilk defa burada evet, görüyorum. Bakın arkadaşlar şunlara bakın. Oo. Çin kazı ve Linda kazı değil mi bunlar? Hepsi Çin kazı. Hepsi mi Çin kazı? Hepsi Çin kazı. Ama birisi beyaz. Rengi mi farklı evet, sadece? Farklı, evet. Ha, Çin kazları. Vay be. Aha, şu pomponlara bakın ya. Pomponlara bayıldım. İstiyorum. İnşallah. Çoğaltıcız bıraktı sana. Aynen. Amerikanlar. Evet. Fıs fıslar hiç ses çıkmıyor. Tamam, şimdi asıl. Bakın arkadaşlar, bu kompleksin. Az önce ön tarafını görüntüledik. Burası alt tarafı. Şimdi buradan başlayacağız herhalde, doğru mu? Vay be. Kaç bölme? 15 bu tarafta, 15 de arka tarafta, toplam 30. 15, 15, 30. Evet. Tamam, ben de hayalimde böyle çizmiştim. 30 bölmeli, şuna bakın arkadaşlar. Yani ben böyle birçok ki bugüne kadar Türkiye'de yer gezdim. Bu kadar kümesin olduğu yeri ilk defa geliyorum yani. Evet. Hemen burada bizi ne karşıladı? Altuni sülümler var. Evet. Kanatlı mı? Kanatlıysa dikkatli olmak lazım. Buradan ağrı. Sarı renkte olan erkek, öbürü dişi. Evet. Erkek olan tüy döktü. Şu an tekrar tüylenmeye başladı. Aha. Onun kuyruğu yine bir ürünse 1,5 metre kadar uzuyor. Şu yerdeki kuyruklar değil evet, mi? Evet evet. Yerdeki kuyruklar. Bunun da aynen erkeğe çok gösterişli. Çok güzel. Evet, çok gösterişli. Ya ben şunun başka yerlerde de altını sülün gördüm. Şu dişisi dediler, hayret ettim. Ya nasıl dedim, erkeğe bu kadar böylesine süslü. Dişi o kadar gösterişli değil. Evet. Tüm türlerde öyle gerçi. Değil mi? Evet. Yumurtluyor mu bunlar? Tabii tabii, yumurtluyorlar. Şu an makinede bir 7-8 tane yumurtası var. Hadi hayırlısı bunlar. Bu koşinler ne ya? Burada karışık horozlarımız var, damızlık. He. İşte fazlalık horozlar. He, horozlar var. İşte galiba tizan var. Sarı ateşimiz var. Hı hı. Koşinler var. Evet. Beyaz şu koşin. Şu koşinler çok farklı ama. Evet, değişik. O da işte ender buğulunun renklerden. Yani ben Plymouth diyesim geldi görmez ama farklı bir isim söyleniyor galiba. Barret diye geçiyor zaten. Barret. Barret. Tamam. Bunun seti var değil mi? Tabii ki var. Var, tamam. Aa, hemen burada mı? Aa, buradaymış. Evet. Buyurun bakalım şu barret koşinlere. Aa, Allah Allah. Rengi çok farklı ya. Şunlara var. Şimdi bende koşinin black motleti var. Porseleni var. Özellikle de ben porselen üzerine. Porseleni bir de ben seviyorum. Rengi çok güzel. Bu da çok farklıymış ya. Arkadaşlar bunu doğru söylüyor muyuz? Barret cüce koşin mi? Bunun ırkı ile ilgili bilgisi olan arkadaşlar yazsınlar. Genel olarak koşin ırkını da seviyorum ben. Çok sakin, evet, sakin hayvanlar. Evet, işte geldik burada da. Burada sultanlarımız var. Maşallah. Abi, kümeslerin olmazsa olmazı, özellikle de böylesi bir kümese görmeseydim sorardım yani sultan nerede diye. Ki daha bir sürü kümesi de var herhalde. Var. Sultan çok. Evet, var. Maşallah. Çok güzel sultanlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Güzel. Yumurta alıyoruz. Tabii ki. Yumurtaları topladınız mı yoksa ya bugünkü? Sabah. Sabah bir topluyorum. Akşam topluyorum. Ha, öğleden sonra yumurtlayanlar için. Evet. Tamam. Çok güzel. Maşallah. Burada da light brahmalarımız var. Şimdi başka bölümlerde de light bırakmamız var. Bu arkadaşlar. Bunlar gülkü yapmışlar. İki tanesi gül, bir tanesi yumurta yapmış. Evet. Burada iki tane horozum vardı. Horozları buradan aldım. Kavuklar biraz tüylensin diye. Hı-hı. Çünkü bayağı bir hırpaladılar kavukları. Evet. Daha başka kümeslerde light bırakmamız olduğu için hı-hı, bunların horozlarını ayırdık. Evet. Ya Brahma çok ağır bir hayvan ya. Evet. Yani siz de bak aynısını söylüyorsunuz.
Tavukları mahvediyor yani. Ağır hayvan. Çok ağır hayvan. Tam tavuğu da ağır ama artık ne diyeyim? Brahma heybetli oluyor. Ha heybetli, daha da heybetli dediğiniz gibi böyle bir küçük bir oğlak kadar. O yüzden öyle yatıyorlar değil mi? Evet. Ama kurk kurk sesi çıkartıyorlar. Evet evet. Maşallah. Güzel light Brahma. Aha zibrit. Evet, gold da... zibrit bende de var. Aha yumurta işte. Yumurta bak. Maşallah. Çift toros. Evet. Başka? Evet. Yemleri falan gördüğünüz gibi arkadaşlar. Su sistemi zaten otomatik. Yemler de büyük kaplarda. Çok güzel maşallah. Gold zibritleri de bu şekilde. Güzel. İyi. Tavuk kaç tane? 3, 6. 6'ya 2. Evet. Bolluk oranı yüksektir. Değil mi? Zibritler full dolu çıkıyordur. Yüksek, evet. Ooo, Black Motlet. Bir zamanlar bende de vardı. Brahma'nın. Maşallah bir tane yumurtası da var burada. Evet. Black Motlet, Brahma. Zaten dedi Brahma'nın 6 türü var. Brahma'yı seviyor galiba şey. Evet. Evet, Brahma'yı sevdiği belli hani. Bir türün 6 tane rengini yaptığına göre. Ama Black Motlet'leri çok güzelmiş. Desenleri falan olsun. Evet, çok güzel. Maşallah gerçekten de çok güzel. Evet bir maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Bu kadar güzel bir tesise mi diyeyim artık ne diyeceğimi bilemiyorum. Çiftliğe mi diyeyim. Yani o kadar güzel. Maşallah. Habeş. Evet bende de var habeş. 2 tane de yumurta burada. Evet gün içerisinde yumurtlayan. Beyaz habeş. Sade beyazı var değil mi habeşin? Evet. Yani olarak sarı var. Onun var mı? Tavuğu yok. Evet. Burada rahibe fizanlar var. Rahibe fizanlar. Evet. Bakalım şöyle bir. Aha, yumurtlamış. Evet. Güzel. Maşallah. Rahibe fizanlar. Ooo. Babaların yanına geldik. Babaların. Evet. Damızlı horozlarımız var. Maşallah. Allah Allah. Bu adamlara can mı dayanır ya? Genç horozlarımız. Henüz daha 1 yaşında değiller. Evet. Geçen sene Temmuz günü yani aşağı yukarı biz 1 yaşındalar diye yani daha doğrusu. Evet. Geçen sene bu zamanlar çıkmışlar gibi olarak. Tavuk ne yapsın? Tavuklar ne yapsın sırtında? Şunların büyüklüğüne bak arkadaşlar. Küçük bir oğlak kadar. Hele şu arkadakine maşallah. Çok güzel. İyi. Bol bol yedek şey var. Horozu var. Burada birkaç tane mavi yumurtacı. Burada Amerikan'ı dediğimiz. Bulunsun. Ha? Ha, mavi yumurta. Evet aynen. Çok güzel. Bende siyahı var. Bu bulu. Evet, siyahı vardı bizde de. Yavaş yavaş bunu baktı sadece. Evet bulusunu. Bir set daha. Helal olsun Sultan. Burası fizan. Fizan mı? Evet, aa. Fizan. Aa ben şey zannettim. Sultan zannettim. Paçasız mı ya? Aa evet. Beyaz fizan mı bu? Evet. Vay be arkadaşlar ben Sultan zannettim. Maşallah. Fizan da bayağı bir rahibesi beyazı. Fizan da ay gümüşü. Vay be. Sultanlar var. Sultan. Sultan. Ooo 3 kümes sultan. Kavga oturunca tabii hepsini aynı kümesi göremiyoruz. E burada da varmış. Burada işte ördeklerimiz var. Yine burada bir 5 tane pompon ördeğimiz var. Haa. İşte av köpeklerimiz var. Setler cinsinden. Geçelim kandalı geçelim bakalım buyurun. Pompon burada da var. Mai. Hadi bir götürelim yavruları. Ha. Küçük onlar da. Maşallah. Evet. Oo, burada bir baba var. Babacım gel bakalım. Maşallah. Şöyle telden çekeyim elimi. Bu da 1 yaşında şu an. Genç. Bu 1 yaşında. Evet, 1 yaşında.
Allah'ım. Bu tam olarak türü yani kangal mı? Çoban köpeği. Anadolu çoban köpeği. Abi çok iri ya. Evet. Çok iri ya maşallah. Bulut mu adı? Evet, bulut. Bulut. Uf çok korkutucu ya. Şunun büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Maşallah. Aha. Bu arkadaşlar. Burada setterlerimiz var. Akçubeklerimiz. Setter diye mi geçiyor bunlar? Evet. Lavrek setter diye geçiyor bunlar. Bak bak. Gel gel gel. Gel gel. Utangaç. Evet o biraz utangaç. Bak nereye ki? Ne onun adı? Onun adı fıstık. Fıstık. Beyazı cesur. Babası. Fıstık. Beyazı onun babası oluyor. Ha cesur. Ya gel gel. Abi şimdi bunlar kadar yırtıcı hayvanlar değil bu av köpekleri. Of çok, çok büyük ya arkadaşlar. Şunun kafasının büyüklüğüne bakın. Of 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 of. Allah'ım Allah'ım. Maşallah. Bin kere maşallah. Fındıklar. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi. Her yer fındık. Şimdi diğer kısma. Yani bakın ortadan ikiye bölünmüş arkadaşlar burası. Bir aşağısı bir yukarısı var. Evet burada Brahma Gold Patrick cinsimiz var. Gold Patrick. Evet. Gold Patrick arkadaşlar. İki tane gürkümüz var orada. Maşallah. Brahma da çok kurt düşüyor. Aynen ben de beslediğim zamanlarda aynen. Horoz tek. Güzel. 6'ya 1. O yüzden sırtlarında çok bir yıpranmak yok. Burada Silver Lacet Brahma. Silver Lacet. Evet, hayvanımız var. Oo, renk çok farklı ya. Ben ilk gördüm şey zannettim bunlar. Wyandotte zannettim. Evet, evet. Arkadaşlar, zaten bu büyük ihtimal Wyandotte'den. Evet, paçalı olma işte Brahma. Brahma ile Wyandotte'i eşleyip böyle bir tür elde etmişler. Silver Lacet Brahma. Evet. Maşallah çok güzel. Tamam. Aha. Kıvırcık ve portakal. Burada da kıvırcık, portakal, işte karışık fizanlarımız var. Aa, portakal fizan. Oho. Maşallah yumurta çok. Oo, her yerde yumurta var. Portakallar. Evet, aynen. Kıvırcıklar. Şu kıvırcıklar çok güzelmiş ya. Hem fizan hem kıvırcık. Portakalın rengine bakın arkadaşlar. Evet. Ya Brahma ve fizan ağırlıklı. Evet, evet, doğru mu? Evet. Brahma ve fizan ağırlıklı arkadaşlar. Maşallah. Çok güzel. Portakallar, kıvırcıklar birbirinden güzel. Ah, yoruldum. Maşallah. Evet. Gez gez bitmiyor. Burada da yine bir set rahibe. Oh maşallah maşallah. Kolluklarda da yumurta maşallah. Çok daha bugünün yumurtaları toplanacak. Evet. Maşallah. Burada? Burada spetlek Sussex diye. Evet Sussex'in. Öpümüz var. Spetlek Sussex. Girişte de vardı bir set. Evet, değil mi? Evet, bir evet. Set de burada. Maşallah. Horoza bak hele sen. Güzel. Aha burada da bir kıvırcık var. Burada da cüce koşunlar var. Burası da karışık. Beyaz ve siyah kıvırcık cüce koşunları var. Beyaz kıvırcık. Beyaz ve siyah bir de kıvırcık. Bak bak bak. Beyaz kıvırcığın horozu da var. Tavuğu da tam set yani beyazları. Evet evet evet. Aa, ve siyah cüce koşun var. Çok güzel. Maşallah. Ya ben de kıvırcık beslemeyi düşünüyorum da. Ama bu böyle tek renk çok güzelmiş. Evet. Burada? Burada Dark Brahma'larımız var. Evet Dark Brahma. Bitti mi? Daha Brahma'nın sonuncusu mu bu? Altıncı türü mü bu? Evet. Evet yani. Bir tane bir cins daha var. Öyle mi? Brahma'yı maşallah çek çek bitiremedik türünü arkadaşlar. Maşallah. Burada da Dark Brahma var. Çok güzel. Ha şu. Evet, Silver. Şey Silver diyorum. Gold
Gold lacet. Lacet Brahma. Gold lacet Brahma. Evet, yumurtamız da var. Gold lacet Brahma'mızın horozu. Horozu ve tavukları. Vay be. Bu renkler çok yok. Hani genelde Brahma dediğimizde çoğunluk Türkiye'de light Brahma. İşte son işte geçtiğimiz yıllarda Black Mutlet böyle biraz popüler oldu. Evet. Ama bu tip renkler özellikle Silver Lacet, Gold Lacet maşallah çok farklı. Devam ediyoruz. Aha tavşan. Burada lok tavşanlarımız var. Ve? Hollanda lok tavşanları. Hollanda lok. Normalde tavşanların kulakları dik olur. Bunların ikisi düşük. Aşağıya doğru. Arkadaşlar yüzünü görebilir miyiz? Yok. Şunların biraz şöyle. Ha? Arkadaşım. Pop. Bunlar diş erkek. Burası erkek. Full erkek. Yan tarafında dişi olarak ayırdık. Şimdi hepsi bir arada olduğu zaman sürekli yavrulama yapıyorlar. Ha. Bu sefer ayırmak gerekiyor. Ayırmanın zaman da yavrulara zarar veriyorlar. Hmm. Burada mesela... Burada dişi, da sadece dişi. Yavrularımız var. Şuna bak. Oo, maşallah. Ha yavrum. Arkadaşlar şunun sevimliliğine bakın. Sakin ama ha. Şimdi yani. Ben normal tavşan besledim. Hiç böyle özel bir tür beslemedim. Evet, bunlar biraz evcil hayvanlar birazcık. Ha, ha bizim o tavşanlar mümkün mü ya yaklaşmak? Şuna bak. Bak onlar nasıl duruyorlar bak. Evet çok uysal. İşte buralarda bunlar işlerinde falan. Ha. Ya, çoğaltacağınız zaman ne yapıyorsunuz? Bir erkek mi getiriyorsunuz buraya? Bir erkek dişi koyuyorum. Sonra 3-5 gün kalıyorlar. Sonra dişiyi ayrı bir yere koyuyorum. Bu kadar. Sonra yavruluyor evet. Ha, erkek görevini yapıyor. Evet. Çok güzel. Harika bir sistem kurulmuş. Çok iyi. Yine burada sultanlarımız var. Biz de burada. Sultan. Sultan etti 4. Sayıyorum evet. Ha. Maşallah 4 kümes sultan. Light Brahma'larımız var burada. Burada da Light Brahma. Ayam Cemani dediğimiz. Oo Cemani. Ben Cemani'ciyim. Evet. Cemani benim ilk beslediğim türlerden. Halen de beslemeye devam ediyorum. Maşallah. Bak. Cemani'lere. Oho horozumuz da burada. Cemani biraz saldırgan büyüktür ha. Bunlar da saldırgan yok. Uysallar. Evet. Yani bizim eskiden beslediğimiz Cemani'lerin birisi vuruyordu. Bak. Hareketlere bak. Bak. Vuracak mı? Bak. Güzel maşallah çok güzel Cemani'lerde. Bu arada değinmedik. Hemen onu da söyleyelim. Arkadaşlar dikkat ederseniz talaş zemin normalde beton. Evet. Talaş bunlar kirlenince ustam bunu süpürüp yerine yeni talaş konuyor. Tabii. Hepsi bu. Tertemiz çok güzel. Burada da kurallarımız var. Maşallah. Babaya bak hele sen. Babaya bak. Güzel. Oo. Genç ha. Dediğiniz gibi daha genç hayvanlar. Şuna bak. Şeyin içini doldurmuş. Şu büyüklüğe bak. Maşallah. Ay maşallah. Maşallah. Bir maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Oo. Burada. Burada da tavus kuşlarımız var. Bunlar da genç. Evet. Kaçırmayalım. Tavus kuşu çünkü uçan bir canlı. Evet uçuyorlar. Ama işte alıştıktan sonra kaçmıyorlar. Bunlar bir ara kaçırmış mısınız? Ne? Evet bir ara kedi çıkmıştı bunların karşılarına. Onlar korkup kaçmışlardı. Ha. Ama tabii ki bulduk. Çok uzaklaşmadılar. Hadi ya. Bahçede yakaladınız yani. Bunlar şimdi kaç zaman ağaçların üzerinde kalıyorlar genelde. Olmuyorlar. Evet. Maşallah. Şunlar erkek. Evet o mavi boyunları mavilik olanlar erkek. Hmm. 3 tane erkeğimiz var, 3 tane dişimiz var. Yumurta nasıl bunlarda? Bunlar 3 yaşından sonra yumurtlamaya başlıyorlar. 3? Yani, 3? Evet. İnşallah bir dahaki sene bahara da kanat açmaya başlayacaklar. Hı-hı. Kanat dediğiniz o kuyruğunu açma olayı mı? Evet kuyruğunu açacaklar. Ha, yani bunlardan daha yumurta alamadınız? Yok, bunlar daha genç. Genç. Hmm. Evet, tavus kuşu da gerçekten de çok özel bir ırk. Ve çok pahalı bir ırk.
Yani bana da tavus kuşu diyorlar ama arkadaşlar piyasası çok yüksek bir ırk. Başka görüntüleyeceğimiz herhangi bir yer. Bu kadar yani. Bu kadar. Evet. Yorulduk zaten. Bayağı bol oldu herhalde. 40 dakikayı geçti. Ümit Ustam, eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne demek? İşimizi severek yapıyoruz. Sevdiğimiz için de bu şekilde oluyor. Evet. Belli oluyor. Yani kümeslerin temizliğinden, hayvanların sağlığından, dört dörtlük gerçekten de elinize kolunuza sağlık. Buradan bu vesileyle Atabeyoğlu'na teşekkür ediyorum. Atabeyoğlu çiftliği, Hakan ve Gökhan Atabeyoğlu. Evet, onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gerçekten de harika bir çiftlik inşa etmişler. Bu videonun açıklama kısmına ben Instagram adreslerini koyayım. Öyle mi? Olur. İrtibat kurmak isteyen, buradaki canlıları gelip görmek isteyenler Instagram'dan ulaşabilirler. Ben tekrardan teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Ne demek? Evet arkadaşlar, bugün de sizler için Ordu'da Atabeyoğlu çiftliğini görüntüledik. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve halen abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.